Tamam. Ben Azerbaycan Türk vatandaşı Sevinç Gök. 6 sene Hakkari Çukurca bölgesinde görev yapıyorum. Azerbaycan Türk vatandaşıyım. Evliyim. Bir kızım var. 4 yaşında. Şu anda bizden kilometrelerce uzakta yaşıyor babaannesiyle beraber. Eşimle beraber aynı yerde görev yapıyoruz. Jandarma çatısı altında, jandarma bünyesinde bugün formayı giymekten gurur ve onur duyuyorum. Burada terörle mücadelede gerek operasyon gerek görevlerimiz olsun. Silah arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerine ve SİHA'lar, İHA'lar olsun, Bayraktar Ailesi'ne çok çok teşekkürler. Buradaki insanların huzur ve güzel bir yaşam içerisinde olduğunu görüyoruz. Güvenle yatıp güvenle kalkıyorlar artık. Eskiye nazaran daha güzelleşmeye başladı buradaki coğrafya. Ve ben ayrıca de Azerbaycanlı olduğum için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkürlerimi bildiriyorum. Çünkü savaş anında Karabağ'da komutanlarımızla beraber Türkiye'den bizlere eşlik eden ve destek veren, orada bizlere verdikleri eğitimler olsun, destekler olsun çok 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 teşekkür ediyorum. Ayrıca kendi Azerbaycan Prezidentimiz İlham Aliyev'i de tebrik ediyorum. Gösterdiği güç ve duruşuyla beraber. Azerbaycanlı olmaktan gurur duyuyorum. Bugün Azerbaycan Türk bayrağının dalgalandığı neresi olursa olsun, yurt içi ve yurt dışı daima görev yapmak için hazırım. Yaşasın birlik diyorum, yaşasın beraberliğimiz diyorum. Ve buradan şehit annelerimizin de ellerinden öpüyorum. Hakları ödenmez, böyle bir yiğit evlat yetiştirdiği için devlete ve milletine, bayrağına çok 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 haklarını helal etsinler diyorum. Eskilerin bir lafı vardı her zaman bizlere söylerken biz büyüdüğümüz zamanlarda. Kızım iki sevginin yaşı yoktur derlerdi. Birisi vatandır, diğeri bayrak. Ben inşallah bunu gelecek nesillere de aynı şekilde unutulmamaya çalışmasını diliyorum. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye diyorum. Ve çok çok teşekkür ederim. Şu anda bu şekilde burada emeği harcayan ve bu çekimi yapan İHA grubuna da teşekkürler.